yine bugün farkını konuşturdun. İki öyle hatırla kanka, 3 puanı kazandın. Neler diyeceksin? Ya valla aslında istediğimiz gibi başlayamadık. Alan paylaşımında rakibi karşılamada biraz zorlandık. İlk başta da iki pozisyon verdik rakibe. İşte ilk yarının orta bölümünden sonra biraz toparlandık. Fırsatları da yakaladık. Benim kaçırdığım, İlhan abinin yakaladığı fırsatlar var. İlk devrenin sonunda belki rakibin bireysel hatasını faydalanıp skoru bulduk. İkinci yarıda biraz daha kontrollü oynayıp rakibin bıraktığı boşlukları değerlendirmeyi planlıyorduk. Yani ikinci yarıda istediğimiz gibi gitti aslında. Rakip değildi top ama bizim istediğimiz oyun şekli öyleydi yani. Kontrollü oynayıp yakaladığımız kontrollerle fırsatları değerlendirmekti. Yani ikinci yarıda pozisyon da vermedik rakibe. Alanı iyi kapattık. İkinci yarıda da işte Anton'un seken topunu tamamladım. Çok ekstra da bir gol değildi ama bana nasip oldu. Aynen. Mutluyuz tabii yani 3'te 3'ün üstünde şimdi milli maç arasından sonra da galibiyetle dönebilmek önemli. Kısa bir aradan sonra hemen Adana'yla oynayacağız Cuma günü. Geçti maç, güzel geçti. İnşallah üstüne koyup devam etmek istiyoruz. Geldi taraftan öncesini neler demek lazım? Bir Ankara Gücü pilotsunluğuna girdi. Evet. Ya ben ilk geldiğimde de söyledim Balıkesir maçından sonra da. Bizim takımın potansiyeli çok yüksek. Oynayabilen yani topu oynamayı seven bir takım. Bunu da her maçta üstüne koyarak devam ettiriyor. Bolu gerçekten çok zor bir takım yani. Karşısında geçen sene oynadığım için biliyorum, topu iyi kullanıyorlar, efektif oyuncuları var. Böyle bir maçtan da galibiyetle ayrılabilmek, gol yemeden ayrılabilmek önemliydi. Yani şimdi önümüzdeki maçlar Adana, İstanbul, Eskişehir oynamaya çalışan takımlar. Yine biz de oynamaya çalışan bir takımız. Bizim için güzel olacak diye düşünüyorum yani galibiyetlerin arkasında. Senin gol hedefi nedir peki? Onu geçen hafta Bülent abi de söyledi. Açıklayamadım. Bir hedefim var ama şey yapmayalım. Açıklama, goller bir şey geliyor. İnşallah üstüne koyarak devam ederiz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ankara Gücü taraftarıyla kimya çok iyi tutuyorsun. Evet. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Onlar hakkında ne diyorsun? Ya burada doğup, yani burada doğmasak da yani çıkışımız buradan oldu. Çok zor şartları da gördük burada. En zor şartlarda bize destek çıktılar. Biz de bu armanın hakkını vermeye çalıştık. Bizim ismimiz bir yerlere geldiyse Ankara Gücü sayesinde, sağ olsunlar hep desteklediler. Ben de onlara layık olmaya çalışıyorum her maçta yani. Belki kötü oynadığım zamanlar da oluyor ama performansımı, mücadelemi asla düşürmemeye çalışıyorum. Bu her zaman da böyle olacak. İnşallah skorları devam ettirdikçe onların güvenine, beklentisine, desteklerine layık olmaya çalışacağım. Böyle devam eder inşallah, yüzümüz hep güler. Peki 18'in uğruna inanıyor musun? Yine altyapıdan çıktığında da 18 giymişsin. Aslında ben 8'in uğruna inanıyorum ama ilk altyapıdan çıktığımda da Mert abi dedi 8 numara. O zaman 18 almıştım. Burada yine geldim, Sercan abi formayı giymiş, o yüzden yine 18 aldım. 8 istedim. Ankara Gücü başlangıcı 18 oluyor benim için. O da uğurlu geliyor. İnşallah böyle devam eder. Yani biz gerçekten çok iyi çalışıyoruz hafta içinde. İdmanlarda olsun. Takımdaki birlik, arkadaşlık çok iyi düzeyde şu an. O ilk haftalara göre hani dediğimiz alışma sürecimiz var onun. Yavaş yavaş atlatmaya başladık. Ve 4'te 4 seride 4'te 4 yapmak için bugün güzel bir atmosfer vardı yani sahada. Tek hedefimiz galibiyetti. Onu da elde ettiğimiz için mutluyuz. Güzel. Kendi oyunun hakkını mı diyeceksin? Sol taraftan özellikle çok iyi menemeleri yaparak takımın ön. Ya geçen haftaya göre bu hafta daha iyi oynadığımı düşünüyorum kendi öz eleştiri yaparsam. İnşallah takım kazansın da biz daha iyi oluruz ilerleyen haftalarda. Teşekkür ederim.